Cumhuriyet Halk Partisi haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan CHP ilçe başkanı Coşkun Karadağ, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kısa sürede göreve başlamasını beklediklerini söyleyerek Mustafa Aras'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ben öncelikle Muhittin Başkanımızla başlamak istiyorum. Gerçekten çok sevindirici bir haberle beraber uyanıyoruz ve güne öyle başlıyoruz. Muhittin Başkanımızın sağlık durumu çok iyiye gitmekte. Artık ağızdan beslenmeye başlandığını, yürüyebildiğini ve hatta bazı konularda beni işte belediye başkanlığına tekrar hemen götürün orada başlayacağım görevi gibisinden serzenişte bulunduğunu. Dolayısıyla sağlık durumu çok çok iyiye gitmekte. Ben şuna inanıyorum ki en kısa zaman içerisinde gerçekten hem azmiyle hem de sağlık durumundaki vermiş olduğu güçle beraber Muhittin Başkanımız görevine kısa zaman içerisinde başlayacağını umuyoruz. Bu ara Mustafa Aras Başkanımız biliyorsunuz kendisi şu an Antalya'da tedavisine devam ediyor. Aldığımız haberlere göre kandaki oksijen miktarı bir yükselmeye başladı. Ciddi bir sağlık belirtileri başladı ama endişeli durumu gene devam ediyor. Ben kendisine buradan sağlık diliyorum. İnşallah Aras Başkanımızla, Mustafa Aras Başkanımızla çok kısa zaman içerisinde aramızda olacağını ben umut ediyorum. Alanya'da turizmin artık sona erdiğini ve esnafın geçim sıkıntısı çektiğini aktaran Karadağ, yeni bir sezona başlamak mecburiyetindeyiz dedi. Hazır pandemi demişken arkadaşlar gerçekten Alanya'mızda turizm artık sona ermekte ve erdi sayılır. Dolayısıyla esnafımızın geçim sıkıntısı kara kara düşündürülmeye başlandı. Durumları almış oldukları kredilerin bir de geri ödeme durumları söz konusu. Dolayısıyla bu kışın çok zor geçeceği bir belli. Ama el birliğiyle merkezi hükümetin desteğiyle birlikte inşallah bu kışı atlatıp yeni bir turizm sezonuna hep beraber başlamak mecburiyetindeyiz. Bu ara geçenki gene yaptığımız açıklamalar doğrultusunda gerçekten istihdam meselesi Alanya'mızda çok büyük bir sorun. Bizim Alanya'mızda ana sektör turizm ve tarım. Ancak ben şurasında geçen haftaki yapmış olduğumuz gezilerde gördüm ki Alanya'mızdaki yaptığımız çalışmalarda küçük ve orta boy işletmeler gerçekten Alanya'da ciddi bir şekilde istihdam sağlayan bir sektör. Dolayısıyla bu küçük ve orta boy imalat yapan KOBİ'leri desteklemek ve onların daha iyi bir hizmet verebilmeleri için bir organize sanayi bölgesi Alanya'da olması şart gözüküyor. Dolayısıyla uygun bir yeri hep beraber el birliğiyle ve tabii ki hükümet kanalıyla birlikte de Alanya'mızda bir merkezi bir organize sanayi bölgesi yaratmak mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum. Karadağ, olağanüstü durumlarda desteklenmesi gereken sektörlerinden birisinin de tarım olduğunu vurguladı. Arkadaşlar, yine biraz önce söylediğimiz gibi Alanya'mızın iki sektörü var, turizm ve tarım. Ancak tarım sektöründe bence desteklenmesi gereken hem bu tür olağanüstü durumlardaki sektörlerden bir tanesi. Ancak tarım sektörünü desteklerken mutlaka ve mutlaka kooperatifçiliği hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Özellikle kırsaldaki tarım ürünlerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için Alanya'mızda kooperatifçiliği bir öncü olarak tabii ki bizlere düşen bir görev ama kısa zaman içerisinde ben kırsaldaki tüm tarım sektörüyle ilgilenen vatandaşlarımızı bir kooperatif altında toparlamak çalışmaları hem bizlerin hem de Alanya'daki bir takım örgütlerin görevi olmalıdır diye düşünüyorum ve önümüzdeki günlerde kooperatifçiliği inşallah Alanya'mızda daha yaygın hale getirmek. Yani bu kooperatifçilik üretim kooperatifi ve tüketim kooperatifi şeklinde olursa çok daha yaygın bir şekilde hem de dediğim gibi olağanüstü durumlarda istihdam sağlamada çok büyük bir etkisi olacağı görüşündeyim. Öte yandan Karadağ konuşmasının sonunda 13 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya'ya geleceğini söyledi. Bu Cuma günü arkadaşlar Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'mıza gelecek. Hem Muhittin Böcek Başkanımızın ziyaret hem de bir takım çalışmalar yapmakla birlikte Antalya'mızda Cuma günü olacak. Bizler de katılacağız Genel Başkanımızın bu toplantısına.